Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Yakın bir zamanda 25-30 milyarlık 0 kilometre Lada Vesta diye bir araba çıkacağı söyleniyor. Ama bu araba Rus markası, Rusların da Müslüman ülkelerinde ne cinayetler işlediği biliniyor. Sorum, biz 3-5 milyar fazla verip başka bir araba mı alalım, yoksa bu Rus arabasını almamız günah olur mu? Günah olmasa da maneviyatımıza zarar verir mi? Söyleyeceğinizi nefsime zor gelse de yapacağım inşallah. Sizin ve özellikle dergah arkadaşlarımızın bir sonraki sohbete kadar günlerin hoş ve hayırlı geçmesini dilerim inşallah. Amin. Türkiye'de normalde yapılmış olan yerli her şeyle yerli bir araba olmuş olsa, o zaman bütün insanların kendilerince güçleri nispetinde onu almaları uygun olur. Ama ve lakin sonuçta dünya kapitalist sistemin pençesinin altında bundan önce bankalar var. Bundan önce bir sürü günah kebailler var. Ticaret. Bu noktada bir kimse bir marka tercih edebilir mi? Evet. Dinen bir sakıncası var mı? Yok. Bir kimse istediği ülkenin ürününü alıp satabilir mi? Evet. Alışverişte haram olan şeyler belli. İşte tartıda, ölçüde, metrede, faizle alakalı meseleler belli. Öbür türlü ticarette şu ülkeye kota koymak, bu ülkeye kota koymak yok. İslam hukukunda. Ama bir kimse kendince bunu da bir mücadelenin içerisine koyup bazı markaları almama, bazı ticari ürünlerden vazgeçme, bazı ülkelerle ticaret yapmama gibi böyle bir mücadele noktasından kendince bir ölçü çıkarabilir mi? Evet. Devletler arasında böyle bir ölçü çıkabilir mi? Evet. Bunlara uymak gerekir mi? Evet. Buna eyvallah. Ama öbür türlü bu noktada buna haram diyecek bir kimse herhalde yok. Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zannı yanındayım. Beni zikrederken onunla beraberim. O beni nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Kulum beni cemaat içinde zikrederse ben de onu cemaatin daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Bana bir karış yaklaşırsa ben de ona bir zira yaklaşırım. Bana bir zira yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim. Bu hadis-i kutsi'de Allah'ın nefsinde zikretmesinden ne anlamalıyız? B. Allah kuluna şah damarından daha yakınım demekte bu hadis-i şerif kutsi'deki yaklaşma nedir? Evet. Noktada bir şey var ise her var olan şeyin kendine ait bir nefsi de vardır. O yüzden Allah'ın nefsinin olması da mutlaktır. Ama Cenab-ı Hakk'ın burada nefsinden kasıt bildiğimiz kötülükleri veya iyilikleri emreden nefis olarak değil, zat-ı uluhiyetinin varlığıyla alakalı. Cenab-ı Hakk'ın nefsi dediğimizde Allah'ın zat-ı uluhiyetiyle alakalı. Burada o kimse kim beni nefsinde zikrederse dedi, o nefsinde zikrettiği kendi benliğinde, kendi kişiliğiyle, kendi kimliğiyle bir bütün halinde. Kim beni nefsinde zikrederse bir bütün halinde bu zikir. O kimsenin bütün diliyle, kalbiyle, aklıyla, azalarıyla, hücreleriyle bir bütünlük arz ederekten zikretmesi. Bu sufinin geleceği çok önemli noktalardan birisidir.
bu o sufinin hakkel yakin noktasında Allah'ı zikretmesidir. İlmel yakin noktasında bütün nefisler, bütün her şey Allah'ı zikreder. Taş, toprak, örtü, böcek, hayvan, senin hücrelerin, senin ruhun, senin nefsin, senin için dışın, ilmel yakin noktasında zikretmeyen, kendi hali lisanı ile zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Yerlerin de göğün de nuru Allah'tır. Allah bütün her şeyi kudretiyle, kuvvetiyle sarıp sarmalamıştır çepeçevre. Bütün var olan her şey kendi hali lisanı ile Allah'ı zikreder. Bu zikrullahın ilmel yakin noktasıdır. Bir kimse bu zikrullah'tan sevap alamaz yalnız. Sizin hücreleriniz Allah'ı zikreder ama bu Allah'ı zikretmekten dolayı size sevap yazılmaz. Bu o hücrenin kendi içerisinde varlığına sebep teşkil eder. Sizin bütün bütünlüğünüz bir bütün halinde Allah'ı zikreder. Bunda irade yoktur. Bu varlığın kendi içerisindeki hukukudur, sünnetullahıdır. Biz buna bir pencereden baktığımızda ilmel yakin noktada Cenab-ı Hakk'ın her şeye kendi istidadınca ve kendisine gerektirdiği, yani varlığın gerektirdiği kadar yakin olması. Allah her şeye yakındır. Cenab-ı Hak şah damarından yakınım der ya, bu Allah'ın kendi cüz-i iradesi, kendi külli iradesi ve kendi hakimiyetiyle alakalıdır. Bu seninle alakalı bir şey değildir. Bu taşın toprağın özelliğiyle alakalı bir şey değildir. Bu varlığın kendi içerisindeki derecatta, varlığın kendi içerisindeki yaratılış hikmetine uygundur. Bunda varlığın herhangi bir şeyinin, bu Cenab-ı Hakk'ın ilmel yakin noktasında ve ilmel yakin noktasındaki bir zikrullah'ta varlıkların herhangi bir tasarrufları yoktur. Bu tabiri caizse cebridir biraz. Burası cebridir. Bütün varlık Allah'ı zikreder, cebridir burada. Ruhların ilk yaratıldığında gibi cebridir. Ruhlara sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar cevap verdi. Bela, evet. Cebridir burası. Bütün varlığı yarattı. Varlığı, bütün varlık kendi dairesinde Allah'ı zikrediyor. Cebridir. Bu ilmel yakin noktasıdır. Bir kimse husisi manada bir kulun kendisi, bu buradaki durum farklı. Bir kul oturdu, husisi manada Allah'ı zikretti. Bu aynel yakin noktası oldu. İlmel yakinden aynel yakine döndü. İçeri bir adım attı. Kul kendi iradesiyle Allah'ı zikrediyor. Kul kendi iradesiyle Allah'a yaklaşıyor. Kul kendi iradesiyle bu manada husisi bir yakınlık peyda ediyor. Bizim bugün yaptığımız şey husisi bir yakınlık peyda etmek. Bir mekanda toplanıp Allah'ı husisi bir şekilde zikretme. Bunun için zorlukları aşma. Bunun için engelleri aşma. Bunun için nefisle yaka paça olma. Bunun için şeytanla yaka paça olma. Bunun için nefsine zebun olmuş, şeytana köle olmuş akıllarla, kimliklerle, kişiliklerle, prototiplerle yaka paça olup husisi bir şekilde Allah'ı zikretmeye çalışmak. Husisi bir şekilde bu konuda gayret göstermek. Husisi bir şekilde bu noktada çalışma göstermek. O kimse Allah'a husisi bir yakınlık peyda etmek istiyor. Cenab-ı Hak ilmel yakin noktasında her şeye yakın. Ama bizde cüz-i irade var. Bu cüz-i irade noktasında biz daha da yakınlık istiyoruz. Bu cüz-i irade noktasında biz ona doğru koşmak istiyoruz. Ona doğru yürümek istiyoruz. Bu yürüyüş farklı bir yürüyüş.
Biz bunu yapabilmek için kendi nefsimizde onu zikrediyoruz. Kendi nefsimizde onu zikrederken nefsimizin hangi derecesinde, hangi noktasında, ne kadarında onu zikrettiğimiz kendi manevi halimizle belli. Bu bizim içsel dünyamız. Biz zikrullah'ta kendimizi ne kadar verebildik? Bütün her şeyimizde biz Allah'ın zikrine ne kadar teslim olabildik? Biz zikrullah'ı yaparken biz ne kadar bu manada Allah'a yaklaşmada aklımızı geriye atıp ne kadar yakın bir Allah'ı zikrettik kendimizce? Ne kadar yakın zikrettik? Bu nefsimizde zikretme hangi derecede oldu? Hangi baremde oldu? Ve biz hangi derecede, hangi baremde Allah'ı zikrettiysek, Cenab-ı Hak da bizi o derecede, o baremde bizi zikretti. Kim Allah'ın kendisine ne kadar yakın olduğunu merak ediyorsa, kendisinin Allah'a ne kadar yakın olduğuna baksın. Senin Allah'ı ne kadar kendine dost olduğunu görmek istiyorsan, senin Allah'a ne kadar dost olduğuna bak. Senin Allah'ın Allah'la irtibatının ne derecede olduğunu görmek istiyorsan Allah'ın seninle, senin Allah'la irtibatına bak. Buradaki kul kendi nefsinde Allah'ı zikrederse Allah da kendi nefsinde zikreder. Biz Allah'ın nefsini kelama dökebilecek noktada değiliz. Onun bu nefsinden akıl olarak bunu çözümleyebilecek noktada da değiliz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatullahı tefekkürden uzaktır. Cenab-ı Hakk'ın zatullahı tefekkürden uzaktır. O hiçbir şeye benzemez ya. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın kendi nefsinde zikretmesini de bir şeye benzetmemiz mümkün değil. Hani ayeti kerimede kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Bir kimse Allah'ı zikretti, Allah da onu zikretti. Allah'ın onu zikretmesinin keyfiyetine dem vurmak, Allah'ın bir kulunu zikretmesinin derecatına dem vurmak akıl işi değildir. Bir kısım ulema, bir kısım alimler, bir kısım tefsirciler, kendilerince bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken demişler ki ya Allah'ın bir kulu zikretmesinin en aşağı hali onu affetmesidir. En aşağı hali. Bakın Allah'ın bir kulunu zikretmesinin ne manaya geldiğiyle alakalı müfessirlerin bu noktada bir toplandığı yer var. Herkes bir şeyler söylemişler. Sonunda Taberi tefsirinde de vardır. Bu diğer tefsirlerde de vardır. Okuyabilirsiniz. Hepsinde en alttan demişler ki Allah'ın onu affetmesidir. Zaten normalde hadis-i kutsilerde ve hadis-i şeriflerde zikrullahın en az sevabının affolmuş olarak kalkınız der ya. Bu en aşağısıdır. Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu zikretmesinin keyfiyetini, bir kulunun zikretmesinin derecatını, bir kulunun zikretmesinin hal ve ahvalini anlatabilecek bir müfessir yoktur. Anlatamamışlar. Bakın tam bunu anlatamamışlar. Neden? Bunun içerisinden akılla çıkmak mümkün değil çünkü. Buna akıl yetmez. Aklını ilahlaştıranların akıllarının battığı yerlerdir bunlar. Kendilerince, kendi akıllarınca tevil etmeye çalışırlar ve kendi tevil etmeye çalıştıkları şeyleri kendileri de reddederler. Neden? Kalpler mutmain değildir çünkü. O kalde kalıyor ya, o yüzden. Bir kimse de zaten biz zikredenler olarak
Her zikrettiğimizde Allah'ın bizi zikrettiğini tefekkür etmiş olsak, biz o kanala girsek, biz de kendimizden geçeriz. Ama biz zikrederken bu hal ile hallenemeyiz. Yanımızdakinin sarıklığı, sarıksızlığı, hangi renk sardığı, bu da mı zikrullah'a geldi? Bunun ne işi vardı burada? Bu ne yapmaya geliyor? Bir de geldi benim yanımda durdu, hiç sevmediğim adam. Ya bunu göreceğime keşke zikrullah'a gelmeseydim. Biz içimiz rahat durmaz bize. Oysa o gelen burada Allah'ı zikredecek. Keyfiyeti meçhul. Kendine münhasır, Allah da onu zikredecek. Bakın bu zikrullahı keyfiyetten bilmiyoruz çünkü. Biz ne anlatsak burada şimdi kal olarak kalır orada o. O sadece bizim yaşadığımız halin kale dönmesidir. Yaşadığımız hali anlatmamış, sizde de saplantı olur. Anlatanda da saplantı olur. Çünkü bu keyfiyetten uzak bir şeydir. Bu akıldan uzak bir şeydir. O hiçbir şeye benzemezse onun zikretmekliğini bir şeye benzetmek mümkün değildir. Onun zikretmekliğini bir şeye benzetmek mümkün değildir. O yüzden bu hamur çok su götürür. Fırat'ı ve Dicle'yi ikisini birleştirip bu hamura sürseniz yetmez. Dünyanın bütün nehirlerini toplasanız bu hamura sürseniz bu tekneye yetmez. Bu hamur çok su kaldırır. Yetmez. İşte Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu nefsinde zikretmesinin keyfiyetini anlatmamız mümkün değil. Ama bir kimse kendi halince, kendi dairesinde ne kadar zikrettiğine kendisi baksın. Bunu açıklama babında, kendin ne kadar zikrettiysen, Cenab-ı Hak da sana 100 mislisini, 1000 mislisini, trilyon mislisini vermiş olabilir, verebilir. Onun fazlı geniştir. 1'e 700 verebilir. 1'e 1000, 1'e 1500, 1'e 5000 verebilir. 1'e 10.000 verebilir. Bu kendine aittir. Bunun keyfiyetini bir başkasının koyması mümkün değil. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın nefsinde Allah nefsinde zikretmesini nasıl anlamalıyız dediğimizde müteşabi. Her anladığını tenzih et. Her anladığını tenzih et, yol yürü. Burada Allah kuluna şah damarından daha yakın, evet, onu da az bir şey belirtmiştim. İlmel yakin noktasında herkese çok yakın, her şeyden yakın. Ama kim bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş. Allah'a yaklaşmak ne o zaman? Bir kulun farzlarını yerine getirmesi. Başka bir hadisi kutsi'de yaklaşmayı öyle tarif ediyor. Kul farzları yerine getirmek Allah'a en sevimli, en sevgili işi yerine getirir. Nafilelerle yaklaşır. Bakın yaklaşmanın tecelliyatı bu. Bunu kendi kafasından bir kimsenin kendi kendine tefsir etmesi yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunu tefsir ediyor kendi içerisinde. Allah'a yaklaşmak deyince öyle kendi kafandan yaklaşmak koyma. Kendi kendine öyle ben bir horoz keserim, kurban ederim düşüncesi aklıyla bu iş olmaz.
balıktan da kurban olur düşüncesiyle bu iş olmaz. Öyle hadisleri reddederekten bu iş olmaz. Nasıl yaklaşılacağını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri başka bir hadisi kutside bize anlatıyor. Bize anlatıyor. Diyor ki farzları yerine getirmek de kul Allah'a en sevimli, en sevgili işi yapar. Nafilelerle ona yaklaşır. Nafilelerle ona yaklaşır. Nafilelerle. Bunun içerisinde ibadet var. Bunun içerisinde güzel ahlak var. Bunun içerisinde İslam'ın bütün güzellikleri var. Nafilelerle yaklaşmak. Öyle kendi kafandan ben 4 rekat farzı kılarım, bakarım işime yok. Allah'a yaklaşma davası güden, Allah'a yaklaşma yoluna giren bir kimsenin nafileleri olacak. Sen sabah namazının sünnetini terk edemezsin. Sen öğlen namazının ilk sünnetiyle son sünnetini terk edemezsin. Kafandan uyduruk şeyler çıkar mı öyle? Sen kendi kafandan ikindi namazının sünnetini taca edemezsin her seferinde. Ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri birkaç sefer ikindinin sünnetini terk etmiş. Sen her gün taca atamazsın onu. Yatsının ilk sünnetini, son sünnetini bazen işte terk ettiği olmuş. Sakın sen onu terk etme. Onu taca atma sen. Kendi kafandan bir hüküm verme. Sen namazın nafilelerine dikkat et. O televizyona çıkıp da hadisleri inkar eden soytarılara bakma sen. Onlar şeytanın borazanı. Onlara kanma. Sakın onlar seni aldatmasın. Onlar Adem'den beri var. Onlar dindenmiş gibi görünürler. Onlar dinin içindenmiş gibi görünürler. Onlar şeytanın borazanıdır. Kim peygamberlerin sünnetini reddediyorsa, o çizgiden dışarı çıkıyorsa, o kendisini şeytana doğru yol aldırtıyor. Nefsine ağır geliyor onun, sünnet-i Resulullah'a tabi olmayı. İnsanların zaten en önemli kaydıkları yer, bir peygambere, Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olmak. Bütün 1400 yıldan beri herkesin ayağının kaydığı yer burası. Adem'den itibaren herkesin ayağının kaydığı yer burası. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nübüvvet haliyle, nübüvvet ilmiyle söyledi. Ne dedi? Öyle bir zaman gelecek ki rahat koltuklarında bacak bacak üstüne atmış, sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır diyenler çıkacak. Onlar benden değil, ben de onlardan değilim. Hadisleri reddedenler. Dikkat edin. Bir kimse hadisleri reddediyorsa, o Hazreti Peygamber'den değil, Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onlardan değil. O şaklabanlara, o din bozgunlarına, o nefis ve hevasına uyanlara, o şeytana kendisini satanlara, o deccaliste kul köle olanlara sapma. Onlara kanma. Yolunu onlara doğru çevirme. Ya onlar seni sapıttırabilir. Sen sünnet-i Resulullah'a tabi ol. Nafileler Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetleri. Bunun kendi içerisinde o sünnetleri yaşamanın halleri var. Bu sünnetleri de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasında derecelendirebiliriz. O halde bakabiliriz.
Bu sohbeti daha da uzatır bu konuda. Allah'a yaklaşmanın üçüncü adımı. Ne? Allah'ı sevmek. Allah'ı sevmek. Ayet-i Kerime ne dedi bize? Ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun. Yani sen Hazreti Muhammed Mustafa'ya uymadan, sallallahu aleyhi ve selleme uymadan, Allah'ı sevme, Allah'a yaklaşma davası gütme. Asla. E o zaman işte burada Allah'a yaklaşma ne? Yol bu. Farzları yerine getir. Nafilelerle ona doğru yaklaş. Ve nafileyle ona yaklaştıkça, bir adım gittikçe o sana 10 adım gelecek. 10 adım gittiğinde o sana 100 adım gelecek. 10 adım gittiğinde o sana 100 adım gelecek. Sakın nefsine ve şeytana uyanlara uyma. Allah'ın zikrullahından kopma. En büyük iş dedi Cenab-ı Hak. En büyük işle hemhal ol. Nefsine uyma. Nefsine de uyma. Bu böyle olduğu için bu fakir 28 yıldır zikrullah kapısını hep açık tutmuştur. Hangi dergahtan, hangi tekkeden olursa olsun, ister ders alsın, ister ders almasın. İster sevsin bizi, ister sevmesin. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, gelsin Allah'ı zikretsin. Yok sen bizden dersli değilsin, çıkıver dışarı. Benim söylediğim laftır. O kimse o zikrullah halakasında bir Allah deyip her şeyini bitirecekti. Sen ne ama kovdun onu? Sen ne ama onu ittin? Buranın düzenini komple bozuyor, komple buraya ifsad edecek. Eyvallah. Bu ayrı bir şey. Ama öbür türlü. Sen nereden derslisin? X yerden. Bizim dersimize katılamazsın. Bu zalimlik. Ayet-i Kerime. Kim Allah'ın mescitlerinde Allah'ın zikrini yasaklarsa ondan daha zalim kim olabilir? Zikrullah yapılan yer hiç kimsenin şahsı malı değildir. Burası şimdi Allah'ı zikredenlere ait. Buradan birisini çıkarmak kimsenin haddine değil. Ancak belli şartlar olursa o zaman söyleyecek bir laf yok. Allah bizi devamlı zikredenlerden eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yaşamında uyuma şekli, ayaklarını uzatma şekli, söz söyleme hitabeti nasıldı? Sağına yatardı, mümkün olduğunca ayaklarını göbeğine doğru, karnına doğru çekerdi. Öyle ayaklarını upuzun uzatmazdı. Söz söylemesi de hitabeti müşrikti, yumuşaktı müminlere. Kafirlere karşı da şedidti. Bir tane çocuğumuz var, ikinciye hamileyim ama eşime güvenemediğim için çocuk sahibi olmak istemiyorum, aldırmak istiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bundan dolayı çocuk aldırılması hoş değil. Bu eşime güvenemiyorum, aldıracağım. Bu yeterli bir gerekçe değil. Şüpheli ve kimyasallı yiyeceklerden kaçınmaya çalışıyoruz. Aynı durum çocuklarımız için de geçerli midir? Evet.
Yoksa şeker, çikolata gibi yemesine ne demeliyiz, ne yapmalıyız? Mümkün olduğunca aşağı çekmeye gayret edin. Mehir kadına ne zaman verilir? Mehir kadının hakkıdır. Kadın isterse kendisini teslim etmezden önce alır, isterse sonra alır. Yok boşandıktan sonra mı diye bir şey var burada. Hayır, alakası yok. Kadın istediği zaman mehrini alabilir. Mehri müeccel denilince sonradan ödenmek şartıyla yani. Bu yolda yürümeye çalışan bir kimsenin rüyadan düşmesi, halden düşmesinin sebebi nedir? Ne yapmıştır veya neleri yapmamıştır ki bu durum devam etmektedir? Biz bu yolda hal ve rüya görmek için durmuyoruz ki. Cenab-ı Hak gösterir, göstermez. Bu ayrı bir şey. Biz Kur'an ve sünnete düpdüzgün yapışalım. Biz yapmamız gerekenleri yapalım. Cenab-ı Hak ne takdir eder, ona bir şey diyemeyiz. Ben ticaret yapıyorum. Bir ürünü 20 TL'ye müşteriye satıyorum. Başka bir müşteriye 15 TL'ye satıyorum. Hakka girmiş oluyor muyum? Hayır. İslam'da kar haddi diye bir şey yok. Serbest. Ama bu ticareten sana zararlı. Birine 20 liraya, birine 15 liraya verdiğin duyulursa piyasada, müşteri sana güven söz konusu. Müşteri sana güvenmez. O yüzden normalde bu tip şeylerde müşteriye tek fiyat yapmakta fayda vardır. Ama olur mu olur, ticaret alanla satıcının arasındadır. Bir indirim yapabilir mi? Yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Kız kardeşimin dini nikahında şahitlik yapabilir miyim? Evet. Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe 23. Rica etsem bu hadis-i şerifi açıklayabilir misiniz? Bu ayet-i kerime. Kardeşi Müslüman olmayan birinin kardeşleriyle münasebeti nasıl olmalı? Akrabalık bağı nasıl olmalı? Bu noktada din tartışması yapıyorlarsa onlarla din tartışması yapmayacak bu kimse. Ve kardeşlik hukukunu bozmamaya gayret edecek ama onu kendisini dost olarak görmeyecek. Bu normalde Medine-i Münevvere'ye hicret edildiğinde bununla alakalı çok sıkıntılar yaşandı. Hatta bir kısım sahabeler kendi babalarıyla, kendi kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldılar. Hatta bir kısmı da mecbur kaldı, öldürdü. Buna normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çok üzüldü, çok üzülünce bu ayet-i kerime inzal oldu. Bunun normalde sebebi nüzülü bu. Nüzül sebebi bu. Şimdi öyle bir hale geldik ki toplumun içerisinde anne baba Müslümanmış gibi görünüyor. Fakat dinin kendi içerisindeki belirli olmazsa olmazları reddediyor. Reddedince küfre düşüyor. Küfre düşünce çocuklar anne babalarına bunu tebliğ ediyorlar. Anne babalar çocuklarını reddediyor. Veyahut da işte dindar diye kızını bir oğlana vermiyor. Veya dindar diye oğluna bir kızı almıyor. O çocuk dinini yaşıyor diye o çocuğu evde görmek istemiyor. Sen böyle yaşayacaksan eve girip çıkma. Benim evimde durma diyor anne baba. Kadın namaza başlıyor. Adam evden kovuyor kadını. Namaza başladın sen diye. Adam namaza başlıyor. Kadın kocasından boşanacağım diye uğraşıyor. ...50 yaşında kızını sokağa atan var.
kendi çoluğunun çocuğunu bir çare bırakan var. Hatta bir kısmı okuyor, benim bildiklerim var. Anne baba gidiyor, diyor ki istersen fuhuş yap, okumanı öyle karşıla. Bize demokrasi dediler, dinsizliği dayattılar. Bize demokrasi dediler, her türlü Kur'an ve sünnetin dışında ne varsa bize dayattılar. Hala da demokrasi, herkesin fikir hürriyeti var diyorlar. Her türlü dinsizliği, her türlü çarpıklığı bize dayatıyorlar. Türkiye'de fuhuş yaşı 14'e indi. Uyuşturucu yaşı 8'e indi. Her gün 2-3 tane kumar var devlet eliyle. Lotosu, totosu, atçısı, utçusu, potçusu. İnsanlar hızla dinsizleşti. Kadın evli, kocası var. Kocası her gün dinden çıkan işlerle iştigal ediyor, sözler söylüyor. İnanmıyorum diyor, çıkıyor işin içinden. İnanmıyorum deyince otomatikman nikah düşüyor. Otomatikman düşüyor. Buna daha artı ilaveler var. Mustafa İslamoğlu, kadere inanmıyorum ben diyor. Arkasından giden bir sürü insan var. İmani meseleleri reddedenler var. Bilir bilmez bunları dinleyen avam, cahil insanlar onları bir şey zannederekten o da reddediyor. Otomatikman nikahları düşüyor. Reddedince otomatikman dinden çıkıyor. Reddediyor. Ben tesettürün farz olduğunu inanmıyorum diyor. Reddediyor. Adam bunu söyleyince otomatikman dinden çıkıyor. Kadın onun nikahında. Anne baba çocuğun tesettürünü reddediyor. Ben böyle olduğunu inanmıyorum diyor. Örtünmüş kız. Örtüneceğine, dua edeceğine daha, onun elini ayağını öpeceğine reddediyor. Ben böyle istemiyorum diyor. İnanmıyorum ben diyor örtünmeye diyor. Anne baba diyor bunu. Dinden çıkıyor. Bir Müslümanın, bir müminin inanmayanları kendine dost tutması caiz değil. Akrabası olsa dahi. Reddetti mi din ve dinden olan bir şey? Evet. Senin akraban olmasının bir anlamı yok. Kardeşin olmasının bir anlamı yok. Anne babanmış, anlamı yok. Acı bir şey, acı. Ondan sonra geliyor bana, siz diyor anne baba çocuk arasına giriyorsunuz. Ya ben girmiyorum, ben ne gireceğim? Ben dinin hükmünü söylüyorum. Bırak çocuğun dini yaşasın. İnkar etme. Hayır, onun kızı öcüler gibi örtünemezmiş. Onun karısı örtünemezmiş. Yaz geldiğinde mini, ne diyorlar ona? Bikinisini giyip denize gidecekmiş. Böyle bir kadının hayatını devam ettiremezmiş adam. Evet. Kadın yalvarıyor adama, yapma etme, bak dinin farzı. Yok, adam dinlemiyor. Çok büyük bir sıkıntı var Türkiye'de. Biz kendi aramızda kaldığımızdan kendi kendimize bu sıkıntının farkında değiliz.
Biz kendi dünyamızda yaşadığımızdan bunun farkında değiliz. Gerçekten çok büyük bir problem var. Hatta dindarız diye geçinenlerde dahi problem var. Dindar olarak gördüğünüz kimselerde dahi problem var. Herkes kendi kafasından bir din oluşturuyor. Herkes kendi hevasına, kendi hevesine uygun, kendi nefsine uygun bir din oluşturmaya çalışıyor. Farkında değil, ilahlaşıyor herkes. Adam kendince ben böyle bir şey kabul etmem diyor. Ya kardeşim sen böyle bir şey kabul edip etmemen sana sunulmadı ki. Bu din, bu Kur'an, bu sünnet, bu. Kur'an bu, sünnet bu. Sen kendi aklına göre yoracaksan bakacaksın şimdi. Yahudilere cumartesi gün balık tutulmak caiz görülmemiş, haram görülmüş. Kendi kendine aklından düşünürsen dersin ki ya cumartesinin ne anlamı var ki? Yani balık tutmak neden yasaklansın ki? Öyle düşünürsün. Aklım at ediyor Cenab-ı Hak. İşte imanın imtihanı. Cumartesi gün oruç tut, cumartesi gün balık tutmayacaksın diyor sana. Sen iman edip kabul edeceksin bunu. Yahudiler bunu iman edip kabul etmediklerinden dolayı şirke düştüler, küfre düştüler. E senin ne farkın kaldı Yahudilerden? Sana da başını örteceksin dedi. Yahudiden ne farkın kaldı? Aklına göre uy, yüzüyle omuzunun arasında ne fark var diyor. Aklı öyle vuruyor onu. Ben de diyorum o ha omuz, ha o zaman diyorum işte kadının başka bir uzvu. Ne fark var o zaman öyle dolaş diyorum ben. Dolaşılsa ne olacak diyor. Evet. Neden? Adnan oradan söylüyor çünkü. Diyor ki tesettür yok. Kadın ne zaman kendini tehlikede görürse o zaman tesettür olur diyor. O zaman da diyor çarşafa girmesi lazım diyor. Tatlı geliyor insanlara. O yüzden sıkıntı büyük. Dindar görünen kesimde de sıkıntı büyük. Yani böyle arada canım içilebilir. Dindar olan bunu söylüyor. Neden sufileri sevmiyorlar? Sufiler bu konuda kendi işlerinde bir disiplin oluşturuyorlar. Haramlardan uzak duracağız. Sufi bütün gün kendi mekanizmasını bunun üzerine kuruyor. Haramlardan uzak duracaksın. Farzları yerine getireceksin. Nafilelerle Allah'a yaklaşacaksın. Bu mekanizma sufilerin üzerinde çalıştığı müddetçe hep sufilere deli gözüyle bakıyor. Hep sufilere eksik bakıyor. Hep sufiler hani esıl tehlikeli olan bunlar. Sebep? Çünkü Kur'an ve sünnete çok bağlılar. Hedefte sufiler var. Neden? Ayna çünkü. Bakıyor canı sıkılıyor. Bakıyor canı sıkılıyor. Yani o kendince kendi kafasındaki literatüründeki din sufilerde uymuyor. O zaman ne oluyor? Canı sıkılıyor sufileri görünce. Birisi bazen söylüyorum ya, biri gelip bize Kur'an ve sünnet dairesinde şurada eksiğiniz var demiyor. Gelin kardeş, Kur'an ve sünnet dairesinde bir eksiğimizi söyleyin, nasihat edin bize. Biz kendimizi düzeltelim. Ama sen ottan çöpten meselelerle laf söylüyorsan bil ki sen de şeytanın borazınısın.
Gel. Söyle bize, de ki bu sizin bu haliniz sünnete Resulullah'a uymadı. Din olarak söylüyorsanız bunu da. Eyvallah. Biz de diyelim ki ya buramız uymamış, orayı düzeltelim, uyduralım. Ama yok. Laf atıyorlar. Karşı çıkıyorlar. Sebep? Sufiler onları bozuyor. Sufiler bozuyor onları. Adam yazmış bir kitap, yarısını da öğrencilere yazdırmış, ders kitabı diye satıyor. Ben de diyorum ki dini kitap mı? Evet. Satmayın. Para kazanmayın bundan diyor. Adamın canı sıkılıyor. Bu ne? Hadis. Nasıl sattın bunu? Adam kitap satacak. Satacak. Oradan para kazanacak. Oradan nemalanacak. Adam sema edecek. Para kazanacak oradan. Nemalanacak. Kaça dönüyor dervişler diyorum ben. Bakıyor gözümün içine. Bana inceden soruyor ondan sonra. Hocam siz kaça gidiyorsunuz diyor. Diyorum bizimkiler çok pahalı diyorum ben. Yok biz o kadar pahalı değiliz diyor. Aa iyiymiş diyorum ya. Ama size yazık değil mi diyorum ben. Kaça diyorum sema ediyorsunuz bir sema. Şimdi bizim dervişler de duyacak bozulacaklar şimdi. Hocam duruma göre diyor 150-200-250 alıyoruz diyor bir semadan diyor. Hocam sizinkiler kaça gidiyorlar diyor. Ben diyorum Allah razı olsuna gidiyor bizimkiler dedim. Kaldı. Neden bangır bangır bağırıyorlar? Onlar Mevlevi değil. Doğru söylüyorsunuz diyorum ben. Biz sizin bildiğiniz Mevlevilerden değiliz diyorum. Bakıyor şimdi. Biz onların bildiği Mevlevilerden değiliz. Akçe kesemiz yok. Akçe kesemiz yok. Bizim semanı zeyenler kaç para kaç para diye sema etmiyor. Bozuluyor adam. Hocam bunu sohbetlerinizde söylemeseniz. Bir de mail atıyorlar bana. Hocam kaç para kaç para diye söyleyince bizim içimiz hani buna çok böyle üzülüyoruz. Bunu sohbetlerinizde böyle söylemeseniz. Biz sırf para için sema etmiyoruz. Alma. Alma. Ben de yazıyorum. Para için sema etmiyorsan gel Karabaş Veli Tekkesi'ne. Sırf sema etmek için sema ediyorsan gel kardeş. Kapı açık bizim. Yok. Kaç para kaç para diye sema edecek. Bozuluyorlar bize. İşte o zaman kardeşlik hukuku da kalmıyor. Bunun bir üst çıtı din. Din. İman ateşten kor gibi oldu. Ateşten kor. Atıyor elinden. Allah muhafaza eylesin. Amin. Evimize yakın sağlık ocağı akşam kapalı olduğu için iğne mi? Evimize yakın oturan erkek tıp fakültesi öğrencisine yaptırmamda sıkıntı olur mu? Olmaz. Eğer etrafta böyle bir şey yok ise sıkıntı olmaz. Trafikte küçük çocuklar, hamile kadınlar ya da küçük çocuğu olan kadınlar para istiyorlar. Işıklarda beklerken özellikle büyük şehirlerde karşılaşıyoruz. Bu kişilere para vermeli miyiz? Diye sormuş Ankara'dan bir kardeş. Bunları normalde bir hadis-i şerif var, isteyene verin diye.
kimseyi kapınızdan geri çevirmeyin diye. Ama bir daha bir yani normalde Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günlük ihtiyacını karşılayan bir kimsenin dilenmesi caiz değildir de. Bir kimse çok naçar kaldı, günlük ihtiyacını dilenebilir. Ama günlük ihtiyacının dışında bir şey dilenmesi mümkün değil. Hatta bu manada Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin birisi şeyen illah deyince bakıyor ki hani onun işte çuvalında, heybesinde buğday var, arpa var, bir şeyler var. Alıyor onu kendi devesinin önüne atıyor. Cebinden çıkarıyor işte bir akçe veriyor. Şimdi senin dilenmen caiz oldu diyor. Şimdi ne yapacağız bu noktada? Öyle ya, iki tane elimizde vaka var. İki tane de hadis-i şerif var. Bir diyor ki geri çevirmeyin. Eyvallah. Birisi sizin kapınıza gelmiş açım demiş geri çevirme doyur. Birisi açım diyorsa doyur. Hiç açım diyene denk gelmiyorum ben. Züccaciye dükkanı varken geliyorlardı. Açım diyorlardı. Yan tarafta işte bir lokantamsı bir yer var. Bütün herkes de oradan yemek yiyor. Ara sıra ben de yiyorum. Diyorum otur ye burada. Orada bir bayan çalıştırıyordu. Bu diyorum arkadaşa ne istiyorsa ver. Gidiyormuş ona diyormuş ki ben yemesem bana 20 lira versen. O kadın da diyormuş ki ya diyormuş bu adam öyle bir iyi bir adam ki diyormuş yani ben açım diyeni doyuruyor burada. Sen açsan otur yemeğini ye. Yok aç değilsen neden dileniyorsun diyormuş. Kızıyormuş bir de kadına. Diyormuş o zaman ver oradan işte. Ne şey en pahalı olan ne? İşte köfte vardı orada. Köfte söylüyor. Orada. Kadın diyor ki Hacı abi vallahi diyor sen iyilik yapmaya çalışıyorsun diyor. Böyle böyle ye diyorsun diyor. O parayı istiyor diyor. Veyahut da işte birisi gene öyle bir şey oldu. İşte ben memleketime döneceğim dönüş parası yok. Yemin billah etti. Kimi gönderdim ya Rabbi? Birini gönderdim yine de şimdi. Sait sen mi gittiydin? Kim gittiydik ya? Sen gitmedin miydi? Birisini gönderdim o esnada. Dedim götür buna bilet al. Ama gidecekmiş madem. Götür bilet al. Yolda yalvarıyormuş. Ben gitmeyeceğim bilet parasını bana ver. Şimdi işsizsin diye gelen yok. Burada da duyuyorlar ya. Dervişlerden de gelen yok. Adres belli. Git Cevdet Usta'nın oraya diyor. Hem diyor ki ben iş bulamadım. Ne? İş bulamadın. Cevdet Usta da adam bulamıyor. Nasıl bir sistem düzense? Cevdet Usta lazım mı daha eleman? O da hep lazım diyor zaten. Benim kurtarıcım gibi. Varsa işsiz olan göndereceğim hemen. İş yok diye bir şey yok. Nasıl olsa o da kabul zaten. Gönder diyor bana. Zaten adam iki çekiç, iki tane de Cevdet Usta'nın orada anahtar git. Git işte 10-12 getir. Al bunu götür 14-16 getir. Al bunu 18-10. Ha, adam diyor ki lan ben bunu mu yapacağım ya? Ha o kendine göre, kafasına göre bir iş istiyor. Biz hepimiz aynıyız. Kafamıza göre bir eş, kafamıza göre bir iş, kafamıza göre bir şeyh, kafamıza göre bir peygamber, kafamıza göre bir Kur'an, kafamıza göre de bir Allah oldu mu bizden iyi kul yok. Bu ayet-i kerime böyle olmamalı. Çiz altını. Kafana göre bir Kur'an olsun. Kafana göre de bir peygamber, kafana göre hadis-i şeriflerin altını çiz. Onlar da. Bu sahih değildir canım kesin.
Hazreti Peygamber böyle söylemez. Reddedenler öyle reddediyorlar ya. Ya ben peygamberin böyle söyleyeceğini düşünmüyorum. Neden? Faiz yiyeceksin çünkü daha. Yani annesiyle Kabe duvarının dibinde nikahlanmış gibidir. Hadis-i şerif ağır geliyor ona. Böyle mümin bir kimseden çatır çatır faiz alacak ya. Gene içinde bir iman var, vicdanen rahatsız. Ya bu böyle böyle demez ya Hazreti Peygamber diyor. Neden? Nefsine ağır geliyor. Yeme kardeşim. Mümin bir insanı kalkıp da borcunu ödemedi diye 6 lirayı 7 lira yapma. Yapma. Bu hadis-i şerif var. Yapma. Ama yiyecek ya. Yiyecek. Adam diyor sen ne yaptın? Battım ben bir sefer diyor. Nasıl diyor? Vallahi diyorum biz gaflete düştük. Almadık. Almayınca millet bize ödemedi. Ödemeyince de biz diyorum battık bir sefer. Sonra diyor bir daha diyorum ben vadeli mal satmadım diyor. Bir daha ticarette. Vermedim fazla diyorum. Satmadım. Zaten diyorum verdiysek de gene sıkıntı yaşadık diyorum. Verme diyor. Bildiğin bir kimseyse ver. Eyvallah. Geri kalanını verme. Çok satmayı ver. Çok satmayı ver. Ama yok yiyecek ona. Ondan sonra kendi kafasına göre bir peygamber oluşturacak. Bunu o öyle söylememiştir. Bunları söyleyen de sanki zannedersin hadis alimi her biri. Geçenlerde birisine dedim böyle gene kendisi kendince. Dedim nereye kadar gideceksin? Daha önceki hadis kriterçilerine gideceksin. Öyle değil mi? Evet. Yaptığınız da bu değil mi? Evet. E ne anlamı kaldı gene? Sen 1200 yıl önceki adamı getirip konuşturabilecek misin dedim ben. Hayır dedi. Bunu konuşturan var mı dedi. Var dedim ben. Kimler dedi? Sufiler dedim ben. Sufiler dedim. O hadis-i şerif Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onu söyledi mi söylemedi mi diye dedim. Direkt ona bile sorarlar dedim. E siz de bu ilmi reddediyorsunuz. Ben ne yapayım şimdi dedim. Buna da inanmıyorsunuz zaten dedim. İnanmıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki bir gün önce Miraç'la alakalı. Bana diyor bütün gittiğim yol gözümün önünde gösterildi. Mescid-i Aksa da gözümün önünde gösterildi diyor. Ama ona inanıyor. Bir kısmı. Bir kısmı ona da inanmıyor. Allah bizi affetsin. Amin. Bebeklerin saçı yeni doğduğunda veya sonraları kesilmeli, tamamen doğduğu saçı kesilmeli mi yani? Ağırlığınca para mı verilmeli? Evet. 7 günlük olunca ismini koyacaksınız. İsmini koyarken de saçlarını komple sıfıra vuracaksınız. Saçlarının ağırlığı miktarınca da para karşılığında altın tasadduk edeceksiniz. Saçı kaç gram geldi? 5 gram. 5 gram altın tasadduk edecek. Kaç gram geldi? 10 gram. 10 gram altın tasadduk edecek. Sünneti bu. Ya çocuğun kafasını tıraş etmesek, öyle dağıtsak. Yok kardeşim, sünneti bu. Tıraş edecek. Bakın sünneti bu. Tıraş edecek. Ya işte parasını da tıraş edeceksin kardeş, tıraş. Çocuğu tıraş edeceksin.
Çocuk doğduktan sonra 7 gün içerisinde tıraş edilip ağırlığı miktarınca altın tasa tüketecek. Sünnet bu. Bakın sünnet bu. Ya işte bana atıyorlar şimdi. İşte ben, biz hani takriben 5 gram gelecekse de biz 10 gram dağıtalım. Ya keseceksin. Tıraş edeceksin çocuğu. Öyle uyurken karnını çekmekle yetmiyor işte. Onu herkes çekiyor. Uyurken karnını çekiyor. Ve çocuk daha 7 günlük gaz kabak olacak kız erkek. Gelene yakışıklı bir çocuk olmayacak ya. Nefse ne ağır geliyor. Bir de bilmeyenler gelecek. Aa çocuğu gaz kabak etmişler. Bu da olur mu canım bu zamanda değil mi? Sen bir de diyeceksin sünnet. Hadi böyle sünnet mi olur diyecek küfre düşecek. Bir de bu var. Bir de doğduğunda çocuğun anneannesi veya babaannesi gördü, işte ne bileyim teyzesi, halası gördü. Vah ne çocuk, ne çocuk, ne çocuk. Hep doğan çocuk çok kıymetlidir ya. Bir de saçları güzel böyle, vay ne lüle lüle saçları. 3 gün sonra çocuk cız çıplak kafası. Çocuğun kafası çıplak, çocuğun kafasının çıplaklığını görenin saçları dikiliyor. Ne ağır bir şey ya değil mi? Bu aynen Yahudilerin cumartesi balık yasağı gibi bir şey bu. Nereden çıktı bu? Yeni adet mi? Bunları mı öğreniyorsunuz siz? Siz kafayı kırmışsınız. Sizin gitmiş kafa. Benim nenem hiç böyle şey anlatmadı bize. Bizim dedemiz de çok dindardı, dervişti. Benim dedemin amcasının dedesinin oğlan kardeşi şeyhti. Benim babamın şeyhinin şeyhi vardı. Hiç öyle böyle bir şey söylememişti. Bizim dedelerimiz şeyh sülalesinden, şeyh zaten. Böyle bir şey yoktu. Vardır ya sülalede bir pir vardır muhakkak. Eksik değildir bizde de elhamdülillah. Ama onların o din anlatmasına da aykırı bu. Onlar böyle bir şey söylememişler hiç. Nereden çıktı şimdi? İsim koyarken nereden çıktı? Sağ kulağına ezan oku, sol kulağına kamet getir. Beytullah'a doğru dön. Git nüfus cüzdanını, git kardeşim nüfus dairesini yazdır. Ne alakası var böyle bir şeyin ya? Yok diyorsun ya bu işte sünnet böyle, isim böyle konulur. Ne alakası var ya? Git nüfus dairesini onu yazdır diyor. Nereden çıkardınız bunları diyor. Hele bir kısmı daha da milleti patinaj çektiriyor. Çocuk oluyor ya, efendime koyduracağım. Bütün sülalenin salatası çıkıyor. Bu nereden çıktı şimdi diyor. İsim o koysan olacak, koymasan olacak. O isim koyduracağım diye uğraşıyor. Akrabalarından birisi telefon açıyor. Yani sizin telefonunuzu aldık. Hocam size geleceklermiş illa ki isim koydurmak için. Bunları bir kovsan. Aa, milletin işi gücü yok. Ya ben geleni kovacağım bir de. Ciddi ciddi telefon açıyorlar böyle. Sana isim koydurmaya geleceklermiş. Hocam bunları bir kovsan böyle bir şey mi olur? Diyorum nasıl kovayım ben? Sen diyorum evine gelen bir kimseye kovar mısın? Susuyor şimdi. Kovuyor demek ki bana bir kovsan diyor. Hepsi var. Şükür hamdolsun. Eksik değil. Toprak münbit. Elhamdülillah. Fâlemenehû. La ilahe illallah. La
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha maalesef. Amin. Destur.